Murat Sabuncu T24. Muhalifmiş gibi yapmak iktidara meşruiyet sağlamak sandıktan umudun kesilmesi riski. Seçimden sonra tek bir değişim kaynağı görüyorum ben siyasette. O da AK Parti. Bakanlar kuruluna bakın. AK Parti olumlu yönde bir değişim yapıyor. Ekonomi kadrolarına ve politikalarına bakın. 180 derece değişti. Erdoğan %52 ile kazanmasına rağmen partisinin oyları düştüğü için bundan bir ders çıkarttı ve değişime gitti. Karşısındaki muhalefette ise yine yeniden kaybetmesine rağmen kimse sorumluluk almadı, almıyor. Eğer muhalefette bir değişim olmazsa ben önümüzdeki yerel seçimlerde de muhalefete bir şans tanımıyorum. Hilal Köylü'nün Serbestiyetteki söyleşisinden aldım yukarıdaki bölümü. Bu cümleleri söyleyen kişi Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan. Seçim döneminde partisinden de bağımsız şekilde toplumdaki sıkıntıları anlaşılabilir, net şekilde ortaya koyan saygı duyulan bir isimdi. Şimdi AKP içinde bir değişimden bahsediyor. Ekonomi politikalarından bahsediyor mesela. Hani her geçen gün ücretli kesimi, emeklileri daha da nefessiz bırakan, faturayı ağırlıklı olarak yoksullara kesen politikalar. Serkan Özcan Erdoğan'ın %52 oy almasından ders çıkarttığı ve değişime gittiğini de söylüyor. Değişim derken yargı siyasetin etkisinden mi kurtuldu? Ahim kararları uygulanmaya mı başladı? Demokrasi insan hakları konusunda adımlar mı atıldı? Kendisi de ekonomist olan Serkan Özcana, akademisyen Ümit Akçay'ın orta vadeli program üzerine Gazete Duvar'da yazdığı yazıyı tavsiye ediyorum. Şöyle diyor Akçay: "Enflasyon döneminde süper karlarla zenginleşen sermaye kesiminin vergilendirilmesi akıllara bile gelmemiş. Bunun karşısında Yine enflasyon döneminde zaten reel ücretleri gerileyen ve yoksullaşan kesimlerin harcamalarının kısılması hedeflenmiş. Reel ücretlerin baskılandığı, işsizliğin arttığı bir ortamda, iyi ihtimalle ekonomik durgunluk, kötü ihtimalle ekonomik kriz bizi bekliyor. Ekonomi durursa, işsizlik artarsa, insanlar dün aldıklarının üçte birini alır hale gelirse, evet, enflasyon düşer. iktidarın planı bu ve ekliyor. Günümüzde iktidarın orta vadeli program konusunda bu kadar cüretkar hareket etmesini sağlayan mevcut otoriter konsolidasyon sürecidir. Muhalefetin hiçleştiği ve otoriter rejimin yerleşikleştiği bir ortam, ekonomi yönetimi için muazzam bir hareket alanı açmaktadır. Hiçleşmek ya da otoriter düzenin yerleşmesinde kimi muhalefet aktörlerinin de yaşananları normalleştirmesi diye anlıyorum ben bu yazıyı. Bu arada Serkan Özcan'ın muhalefetle ilgili eleştirisinde elbet haklı yönler var. Değişim talebi de önemli. Ama muhalefetin hem de sözcü pozisyonundaki bir üyenin değişim olmazsa önümüzdeki yerel seçimlerde muhalefete şans tanınması iki açıdan sorunlu. Birincisi partisi içinde ve muhalefet cephesinde seçim sonrasında kendisinin değişim arayışlarıyla ilgili ne gibi bir çabası var? Oldu mu? İkincisi bir parti yöneticisi olarak muhalefete şans yaratacak formül yaratma konusunda onun işleri arasında. Gelelim bir diğer isme. 2019 seçimlerinde İstanbul'da seçimlerin kazanılmasında da önemli payı olan o dönem İyi Parti İstanbul İl Başkanı, bugün İyi Parti Teşkilat Başkanı Burak Kavuncuya BBC'de Ayşe Sayına şöyle konuşmuş. Biz de muhalefetiz bizim artık bugünden itibaren birilerini seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız? Buğra Kavuncu'nun birilerine seçim kaybettirme çalışma amacı olmaması cümlesinden doğal olarak iktidarı anlıyoruz. Ama genel seçimler boyunca İyi Partililerin de sık sık dile getirdiği gibi kaybettirilmeye uğraşılan birilerinden çok tek adam rejimi ya da kazanılmaya çalışılan demokrasi değil miydi? Şimdi ne değişti? Elbette her partinin kendi başına seçime girme, iddia ortaya koyma hakkı var. Ama Türkiye'nin şartlarında düşünülmesi gereken çok fazla dinamik yok mu? Muhalefetin değiştirmeye uğraştığı bir sistem yok muydu? Bu yazıyı yazdığım saatlerde Sivas katliamı davasının zaman aşımından düştüğü haberi geldi. Sosyal medyada günlerdir Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana sınıfında verdiği bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının deprem bölgesi hariç kaldırılmasındaki adaletsizlik daha açık söylemle çocukların beslenme ihtiyacı tartışılıyor. Yoksulluktan hukuksuzluğa birbirinden ağır sorunlar. Muhalefet var olan mücadele ve umut kırıntılarını adeta yok etmeye uğraşıyor. Muhalefet miş gibi yapılıyor. Bilerek ya da bilmeyerek iktidara meşruiyet sağlanıyor. Bugün CHP'de genel başkan adayı Özgür Özel tutum belgesi açıklayacak. Bakalım tutunacak bir ümit arayan seçmen için heyecan verici çıkış olacak mı? giderek büyüyen endişem önümüzdeki seçimlerde katılım açısından tarihin en düşük seviyesinin görülebileceği. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.